JavaScript ile alakalı basit uygulamalar gördük. Şimdi ise bütün programlama dillerinin en temel konusu olan değişken kavramını görelim. İlk olarak klasörümde değişkenler HTML dosyamı oluşturdum ve bunu Chrome'da açtım. Ve de F12'ye basarak konsol kısmını açtım ki burada yazdıklarımın çıktısını ben konsol üzerinde göstereceğim. Ya da alert kutusuyla da bu çıktıları gösterebiliyorduk hatırlarsınız. Şimdi değişken nedir? Değişkenler bizim geçici veri sakladığımız alanlardır. Örneğin JavaScript uygulamasında kullanıcıdan bir bilgi istiyorsunuz. Kullanıcının girmiş olduğu bilgiyi örneğin input text kutusuna bunları HTML bölümünde gördük. Kullanıcının girdiği bilgiyi ben bu değişken tanımladığım değişken içerisinde saklayacağım ve de bu bilgiyi kullanmak istediğim zaman o değişkenin ismini direkt çağıracağım. Ve de o değişkenin ismini direkt yazdığım anda zaten o değişkenin içerisindeki bilgi benim elime gelecek ve de ben onu kullanacağım. Yani bilgiyi daha sonra kullanmak için saklıyorsunuz herhangi bir depoda. Bunlara değişkenler deniyor. Şimdi şu script alanına şöyle birkaç değişken oluşturalım. Değişken tanımlamak için kullanacağınız anahtar kelimeniz var. Var dedikten sonra değişkene bir isim veriyorsunuz. Değişkene verdiğiniz ismin belli başlı kuralları var. Örneğin sayısal harfle başlayamaz. Ya da değişkenler isimleri arasında örneğin boşluk olamaz. Bunlar yerine ne yapacaksınız? Mesela alt çizgi ekleyeceksiniz gibi. Örneğin ben at isminde bir değişken tanımladım. Tanımladıktan sonra buna virgül ekliyorum ve de bu değişkeni tanımlamış oluyorum. Ama tanımladığım değişkenin içerisine herhangi bir değer atmadığım için bunun tipi undefined diye bir tip oluyor. Şimdi bunu nereden anlayacağız? Örneğin console.log diyeceğiz ve de buraya at yazacağız. Ve gelip bu sayfayı yenilediğimizde konsolda gördüğünüz gibi ben at diye bir değişken tanımladım ve de bunu konsolda yazdırdım. Ne olmuş oldu? Undefined yani tanımlanmamış bir, yani tanımlanmış ama değer atanmamış bir değişken olduğunu anlıyorsunuz. Tamam, gelelim daha sonra örneğin aşağıda başka bir değişken tanımlayalım. Ve de değişkenin içerisine bir değer atalım. Değer atarken çift tırnak ya da tek tırnak. İkisini de kullanabilirsin, hiç problem yok. Gelip buraya örneğin kendi ismimi yazacağım ben. Mesela soyad Sadık yazayım. Pardon, şuraya Turan yazayım. Ve de console.log ile ben bu sefer soyadı yazdırayım. Bakın soyadı yazdırdık. Kaydedelim. Yenileyelim. Bakın üstte undefined, aşağıda Turan. Tamam, burası çok güzel ama ben bu at değişkenin içerisine değer atamadım. Bakın sadece tanımladım. Sonra bir nokta virgül ekledim ama burada değişkeni yine tanımlayıp değer atadım. Sağ taraftan sol taraf her zaman eşittir işaretiyle değer atanıyor. Sonra da noktalı virgül eklemeyi unutmuyorsunuz. Bunu tanımladım. Ama at değişkenin içerisinde değer atamadım. At değişkenine şurada aşağıda da eleman atayabilirsiniz. Değer atayabilirsiniz. Örneğin ben soyada Turan atadım. Şuraya da Sadık değerini atadım. Yani burada tanımladım. Burada yazdırdım. Undefined yazacak gene. Aynısını geleyim bir de burada yazdırayım. Yenileyelim. Evet bakın undefined. Neden? Çünkü yukarıdan aşağıya at değişkeni tanımladım. Console.log'da yazdırdım undefined. Daha sonra tanımlamış olduğum değişkene değer atadım. Ve onu gene console.log'da ekrana yazdırdım. Sadık. Soyad değişkeni tanımladım. Bakın bunu çift tırnakla, bunu tek tırnakla ve de soyadı ekranda yazdırdım. Bu şekilde geldi. Evet bu aşamaya kadar çok güzel. Şimdi gelelim. Biz şu anda ne tanımladık? Çift tırnak ve tek tırnaklar arasına string tipinde bir değişken tanımlamış olduk. Yani sözel ifadeler string olarak algılanıyor. Gelelim şimdi sayısal bir ifade tanımlayalım. Mesela var, yaş diyelim, eşittir. Gene iç tırnak, şöyle tırnak tanımlayalım gene. Tamam olsun, şöyle olsun. Mesela şuraya 34 diyeyim. Geleyim şunu console.log'la yaş ekrana yazdırayım. Yenileyelim. Evet bakın gene yazdı. Yazdı ama şu anda bu yine tek tırnaklar içerisine aldığım için bu yine bir sözel ifade. Ama şu anda siz bunu herhangi bir sayısal işleme sokmadığınız için burada herhangi bir fark yok. Yani burada sayısal bir ifade yazdık bunun ama sayısal olduğunu biz biliyoruz. Ama tırnaklar içine yazdığımız için JavaScript bunu sözel olarak
algılıyor. Sen bunu sayısal işleme soktuğun zaman bu şekilde tanımlaman gerekiyor. Nasıl ki gelip şuraya mesela şunu yorum satır haline getirelim. Ne yapıyorduk? Çip satır birden fazla satır olduğu zaman slash yıldız, yıldız slash arasına şöyle yorum satırı ekleyebiliyorduk. Yine şurada tanımlamamızı yapalım. Bu sefer içerisine şöyle bir değer atayım. Ve de console.log diyeyim. Şöyle yaş diyeyim. Şimdi yenilediğimizde yine aynı sonucu aldık. Ama bakın bunun üzeri mavi oldu bu sefer. Bakın şunlar stringler şöyle gri bir renkken sayısal ifadeler ne oldu? Mavi oldu. Sadece bunu arasındaki farkı göstermek için böyle renklendirmişler. Şu anda da herhangi bir sayısal işleme sokmadığım için gene aslında JavaScript açısından bir değişiklik yok. Bir fark yok. Ne zaman ki örneğin bugünün şöyle aşağıda bugünün şöyle var diyelim. Bir bugün için mesela tarih diyelim. Bugünün tarihi. Bugünün tarihine 2017 diyeyim. Ve de aşağıda geleyim şöyle. Diyeyim ki console.log içerisine bugünün tarihinden yaşımı çıkartayım. Tarih tanımladım. Bakın burada 2017'de yazabilirdim ama ne yaptım? Tarihi içerisine 2017 attım ve de tarihi kullandım. Yani programda bütün tarih yazdığım her yerde aşağıya doğru geçerli tabii ki bu. Her yerde 2017'nin 17 yerini kullanmış oluyorum. Şimdi bakın 2017'den ne yapacak? 34'ü çıkaracak. Yeniliyorum. Bakın benim doğum tarihimi burada vermiş oldu. 1983. Evet bakın burada iki tane değişken de sayısal bir ifade olduğu için yani tırnaklar içerisine alınmadığı için sayısal bir işlemi burada sokabildik. Şimdi gelip burada örneğin şöyle console.log içerisine örneğin ad artı soyad desek ne gibi bir sonuç bekleriz? Yenilediğimiz zaman bakın Sadık Turan. Hatta bunun arasına şöyle artı şöyle tek tırnaklar arasında bir boşluk karakteri ekleyip şu şekilde bir sonuç da elde edebiliriz. Tabii ki bunları şöyle alıp şöyle ayrı bir değişken içerisine de saklayabiliriz. Mesela ad soyad diye bir değişken tanımlayayım. Bunun içerisine şu içerik gelsin. Ad soyadı geleyim. Burada yazdırayım. Evet yine aynı sonucu aldım. Peki iki tane string değeri birleştirip yazdırdım. Bunu arka arkaya yazdırdım. Şimdi bakalım eğer mesela şu yaş değişkenini tanımladıktan sonra şu en aşağıya geleyim. Şuraya diyeyim ki console.log eğer ad ya da şöyle diyelim ad soyad bakın ad soyad artı yaş desem nasıl bir sonuç almam gerekir? Yenileyelim. Evet bakın sözel bir ifadenin arkasına sayısal olan ifade eklendi. Ancak ikisi de sayısal bir ifade olmuş olsaydı ne yapardı? Sayısı olarak toplanırdı. Peki şöyle olsa ne olur? Örneğin mesela var. Mesela A diyeyim. Ve de şuraya 10 diyeyim. Şöyle var. B. Şöyle 20 diyeyim. Ve geleyim bunları toplayayım. Console.log. A artı B desem. Nasıl bir sonuç elde ederiz? Deriz. Yeniliyoruz. Bakın 1020. Bunun sayısı olduğunu anlayamadı. Sadece sözel ifadeleri birleştirdi. Evet bakın şurada örneğin tanımlama yaparken her bir satırda var yazıyorum A eşittir 10. Şu şekilde de yapabilirsin. Mesela C eşittir 10 değeri. Virgül D eşittir 50. Tek satırda da yapabiliriz. Ya da virgül E'yi yazarım. Şöyle herhangi bir değer atamam. Yani virgüllerle tek satırda da tanımlama yapabilirsiniz. Bunları yazdırdığımızda örneğin en başta söylediğim gibi E'yi mesela yazdırdığımızı düşünelim. Bakın burada undefined yazdı. Niye? Çünkü buna değer atamadım ama bunların içeriğini yazdırmış olsam 10 ile 50 değerini ekrana yazdırabilirim. Ama değer atanmayan bir değişkene ne yapmış oluyoruz? Undefined olmuş oluyor. Eğer tanımlamadığımız bir değişkeni mesela console.log dedik. Mesela şurada F diye bir değişken yok. Bunu yenilesem bakın şurada F'nin mevcut olmadığı ile alakalı ve de satırıyla hangi satırda bu hatayı aldığımı bize gösteriyor. Tanımlanmamış değişkeni buraya yazamazsınız tabii ki. Evet şurada iki tane değişkeni tanımladık. CD. Bunları ekranda yazdırmış olsak mesela console.log C artı D desek ne olur demiştik. Bunları sayısal olarak toplar dedik 60. Ama gelip şu aşağıda C'yi örneğin 10 D'yi de şöyle 20 yapsak
Ve de aşağıda yine aynı şeyi şöyle yazdırmış olsak. Bakın burada yine 60 yazacak ama burada ne yazacak? Ne yazmasını bekliyoruz? Zaten arka arkaya toplayacak. 10-20 değerini yazacak. Yani buradan ne anlıyoruz? C sayısal bir tip iken burada aşağıda içerisinde farklı bir, yani sözel tipte, string tipte bir değer atadığım vakit bunun tipi de değişiyor. Yani artık sayısal olmaktan çıkıyor. Burada bir string tipe dönüşmüş oluyor. Yani aslında biz değişkeni varla tanımlıyoruz. İçerisine değer atarken değişkenin tipini de belirtmiş oluyoruz. Sayısal mı, sözel mi? Şimdi tanımlamış olduğunuz değişkenin, örneğin şu aşağıda, içerisini boşaltmak istiyorsunuz. Tamamen sıfırlamak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor o zaman? Şöyle örneğin C değişkenin içerisine şöyle null değerini atıyorsunuz. Şöyle console.log'da da şöyle C'yi yazdıralım. Yenileyelim. Bakın null. Yani tanımlamasını yaptınız ama içerisinde şu an tipi belli değil. Yani int mi string mi tipi belli değil. İçerisinde bir değer yok. Null bir değer. Evet, bu değişken tiplerini gördük. En çok kullanılanlar bunlar ama bunlar haricinde tabii ki örneğin bool tipinde şöyle boolean diye bir değişken tipi var. Ama burada tabii ki varla tanımlıyorsunuz. Mesela var. Mesela şöyle bir değişken bilgi tutmak istiyorum ben. Cinsiyeti işte true'ysa erkek, false'sa kadın. İşte üçüncü bir alternatif zaten yok. True ya da false. İçerisine her seferin erkek ya da kadın yazmak yerine true ya da false. True olduğu zaman ben öyle kabul ettim. Örneğin true'yu erkek ya da true'yu bayan olarak da kabul edebilirsiniz. Fark etmez. Şurada mesela cinsiyet diyelim eşittir. True diyorsunuz. Bu true yani doğru. Örneğin şu aşağıda mesela cinsiyete işte başka bir kullanıcı için false değeri tanımlayabilirsiniz. Bakın tırnaklar yok. Burada sayısal bir ifade değil. Ancak true ya da false. Bunu kullandığınız zaman da işte cinsiyeti true'ysa işte erkek olarak kabul ediyorsun. İşte web sayfası üzerinde farklı bir radyo butonu gösteriyorsun. Örneğin erkek kısmını işaretliyorsun. İşte false'sa bayan kısmını işaretliyorsun gibi. Evet, burada en çok kullanılan değişken tiplerinden bahsettik. Tanımlamalarından bahsettik. Undefined ne, null ne, İşte bunları konsol ekranına nasıl yazıyoruz, string'le nasıl birleştiriyoruz, sayısal ifadeleri birleştirdiğimiz zaman nasıl sayısal bir işleme giriyor ya da sayısal olan bir bilgiyi sözlü olarak tanımlayıp arka arkaya eklediğimiz zaman nasıl bir sonuç çıkartılıyor, bunların hepsini öğrendik. Bunlar en çok işimize yarayacak olan değişken tipleri ve bunların kullanımları. Bir önceki dersimizde değişkenleri öğrendik. Bu dersimizde ise dizileri inceleyelim. Evet, bir önceki dersimizdeki yaptıklarımızı şöyle temizleyelim. Şu şekilde. Evet, şimdi bir önceki dersimizden hatırlarsınız ki şurada mesela var, şimdi F12'ye de basalım. Evet, var. Mesela ad yazdık şuraya. Ne yaptık? Şöyle isim tanımladık. Şöyle ikinci bir isim tanımlamak istesek, örneğin kullanıcı 1 diyelim. O zaman ne yapardık? Ad 2 derdik. Çünkü aynı alan içerisinde aynı isimde iki tane değişken olamaz. Örneğin Sadık dedik. Şuraya da mesela Ahmet diyelim. Şöyle aşağıya doğru şöyle kopyalayıp şöyle arttırırdık. Ne yapardık? 3, 4. Bunları kısa çözümler için kullanabiliriz. Yani örneğin 4 tane, 5 tane vatandaş için bunu kullanabilirsin. Ancak bu düşünün ki 500 tane oldu. Yani 500 tane kullanıcı bilgisini alacaksın ve de bunu geçici olarak bir yerde saklama ihtiyacı duyuyorsun. Bu durumda dizileri kullanıyoruz. Bu tabii kullanılmaz. Bunu yorum satırı için alalım. Ne yapacağız? Dizi tanımlayacağız. Dizi bir değişken ismiyle birden fazla aynı tipte veri barındırabileceğiz. Yapılar olarak algılanıyor. Şöyle var diyelim. Örneğin mesela ad diyelim tekrardan. Şöyle köşeli parantezler içerisine her bir tanesini mesela Sadık diyelim. Bir tırnak içerisinde yazıyorsunuz. Tabii bunlar string ifade olduğu için tırnak içerisine alıyorsunuz. Eğer sayısal bir işlem olsaydı şöyle tırnak kullanmak zorunda kalmazdınız. Evet, ne yapmış olduk? 4 elemanlı bir dizi tanımlamış olduk. Eleman sayısı 4. Peki bunu konsolda yazdırırsak, örneğin konsol.log diyelim. Şöyle at diyelim.
Yenilediğimiz zaman bakın burada aynı dizi şeklinde burada yazıyor. Hatta bakın elemanlarına 0. eleman Sadık, Ahmet, Mehmet, Ali diye geliyor. Ve de şuradan genişliğinin yani length'inin eleman sayısının daha doğrusu 4 olduğunu burada bize söylüyor. Şimdi bunu şuradaki bir elemana yazalım. Mesela body içerisinde bir p etiket tanımlayayım. P'ye adlar diyeyim. Gelip buradan konsola yazdırmak yerine gelin şurada p etiketine ulaşıp onun içerisine yazdırın. Bakalım ne fark olacak. Get element by id diyelim. Şöyle adlar diye alalım. Bunun inner html'ine ne yazalım? Adı yazalım. Gelelim sayfayı yenileyelim. Evet bakın ne yapmış oldu? Biraz evvel konsolda bunu strict bir ifade olarak yazdı. Bize hatta diğer ulaşabileceğimiz elemanlarını da söyledi ve de index numaralarını da bize verdi. Ama bunu sayfa üzerine yazdığımız zaman direkt bakın virgülle ayırarak direkt dizi elemanların hepsini buraya yazdırdık. Şimdi peki buraya eleman yazdırırken örneğin hepsini yazdırmak istemiyorum. Ben gelip şuradan örneğin Mehmet'i yazdırmak istiyorum. Mehmet şurada 2 numarayla işaretlenmiş. İndeks numarası 0'dan başlıyor. 0 birinci elemanı temsil ediyor. 1, 2. Buradan 2 numaralı indeks. Yani konsol logo şöyle köşeli parantezler içerisinde eğer 2 yazarsanız ve de şunu yenilerseniz bakın buraya Mehmet yazıyor. Ya da burası adı olarak kalsın. Gelelim inner html'e şöyle 2 değerini yazalım. Sonuç yukarıda yazsın ama objemizin içerisini görelim. Evet neydi bu? 2. 2 Mehmet. Peki elemanı tanımladıktan sonra, diziyi tanımladıktan sonra herhangi bir dizi elemanı nasıl değiştireceğiz? Örneğin ad diyeceğiz. Köşeli parantezler içerisinde mesela 4 numaralı elemanın içerisine Ali değil de şöyle Cengiz yapacağım mesela. Şöyle Cengiz olsun. Sayfayı yenileyelim. Evet bakın. Cengiz'i 4 numaralı indekse attı. Halbuki biz en fazla indeks numarası 3'tü. Yani şuraya 3 yapalım. Şuraya yanlış yazdık. Sayfayı yenileyelim. Evet bakın Ali Cengiz olmuş oldu. Yani 4 dediğimiz zaman ne yaptı aslında? Dizinin dinamik olduğunu da buradan görüyoruz. Yani buraya 4 numaralı indeks dediğimde ne yapmış oldu? Ali durdu. 0, 1, 2, 3, 4 numaralı Cengiz oldu. Yani tanımladığım ve de değer atadığım diziye sonradan dinamik olarak da eleman atamış oldum. Bakın eleman sayısı da zaten direkt 5'e çıktı. Yani kullanmak istediğiniz zaman dizinin ismi köşeli parantezler içerisinde indeks numarasını kullanıyorsunuz. Bunu nerede kullansam Cengiz'i ifade eder. Ama bir eleman atmak istediğiniz zaman da sağdan sola eleman atabildiğiniz için şöyle at köşeli parantezler içerisinde indeks yazıyorsunuz ve de o dizinin ilgili indeks numarasındaki değer değişmiş oluyor. Şimdi burada bana dizinin eleman sayısını verdi ama ben bunu program içerisinde nasıl alacağım? Yani şuraya geleyim. Mesela console.log en aşağıya da şöyle at dizisinin length özelliğini şurada yazdırsın bana. Bunu merak ediyorum. Sayfayı yenileyelim. Evet bakın şurada 5. Eleman sayısının 5 olduğunu görüyoruz. Gelelim şu aşağıda buna diziye eleman ekleyelim. Şimdi burada yanlışlıkla eleman ekledik. Olmayan bir dizi yazdık. Buradan direkt elemanı ekleyebildik ama elemanı nasıl ekleriz? Normalde bunun yolu nedir? At nokta şöyle push diye eleman var. Bu push içerisine değer tanımlıyorsunuz. Örneğin mesela Hasan diyelim. Evet buraya Hasan yazıp tekrar şöyle konsolda yazdırırsak bunu elemanları. Şöyle yenileyelim. Evet bakın şuraya da Hasan gelmiş oldu. Yani 6. eleman Hasan olmuş oldu. Şimdi şöyle aşağıya gelelim. Bunu ekledik ama şimdi bir de şöyle ekleyelim. At dizisinin son indeksine yani şu anda kaç örneğin Hasan? 1, 2, 3, 4 sonradan 4'e bakın 4. indeksine 0, 1, 2, 3 4. indeksine Cengiz'i ekledik. Daha sonra push'la Hasan ekledik. Push otomatikman 5 oldu. Yani şuraya aslında 6 yazarsan listenin sonuna bir eleman eklemiş olursun. Yani şöyle desek mesela Ayşe desek şuraya en sonuna bir eleman eklemiş oldun ama şurayı her zaman bilemeyiz. Bunu program anında tabi bu dinamik olacak. Yani buraya direkt sen kendi elinle buraya bir indeks değeri vermeyeceksin. Bu durumda neyi kullanman gerekiyor? At nokta length'i kullanman lazım. Zaten at nokta length o anki dizinin eleman sayısını veriyor bana. Zaten sıfırdan başlıyor. Otomatikman
sıfırdan başladığı zaman eleman sayısı da sıfırdan başladığı için bir fazlası olacağı için en sondaki indekste şöyle bir eleman eklemiş oluyor. Yani bu indekste bir eleman olmamış oluyor. Dolayısıyla her şeyi de en sona ekleyecek. Şöyle konsol logo tekrar yazdıralım, yenileyelim. Bakın Ayşe en sona gelmiş oldu. Otomatikmen Ayşe'yi 7'ye almış oldu. Bakın bu şekilde. Evet, bu şekilde aynı tür bilgiyi tek bir değişken ismiyle saklayabiliriz. Ancak şöyle bir durum olmuş olsa, örneğin ben kendi bilgilerimi, mesela nedir o? Şöyle, mesela var at, virgül soyad, virgül yaş, virgül cinsiyet. Bu tarzda bir bilgiyi ben nasıl saklayacağım? Bunları ayrı ayrı bir kişi için saklayabilirsin ama gelip şöyle bunları arttırman gerekiyor. Her bir eleman için. Ve de ne yapman lazım? Mesela 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, şöyle 3, 4. Şöyle cinsiyet için de tabii ki aynı. Şöyle 1, 2, 3, 4. Tabii bu 4 tane insan için aynı en başta söylediğimiz gibi basit olabilir ama bu 100 tane kişi için olmuş olsa, yani 100 kişinin adını, soyadını, yaşını, cinsiyetini ya da ekstra başka bilgilerini saklamaya çalışmış olsam tabii ki bu mekanizmayla bunu halledemem. Çünkü burada dikkat ederseniz ki örneğin bütün adları aşağıdan yapman lazım. Mesela şöyle soyad diye bir dizi tanımlayıp işte bir sıfırıncı indeksteki adın karşılığı şöyle Turan, Ahmet'in işte Yılmaz, Mehmet'in mesela Cenk, işte Ali'nin şöyle Demir olduğu gibi. Ya da yaşlar için şuraya ne yaparsın? Şöyle ayrı bir değişken tanımlarsın. Şuraya ne diyelim? Yaş demeyelim de. Evet, yaş, tam üçüncüsü yaş. İşte şuraya 34, şöyle 35, 36, şöyle 40 diyelim yaş için böyle. Şöyle cinsiyet için de şöyle Turu, 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 hepsi Turu, hepsini erkek yaptık. Birine bayan yapmış olsak false yapardık. Evet, bunları tabii ki bu şekilde de yapabilirsiniz ama yani bu işin zor yöntemi. Yani eğer bu kişi sayısı arttığında işin içinden çıkamazsınız bu şekilde. Dolayısıyla bu aşamada da objeler, yani bir nesne tanımlayıp bu nesne içerisinde böyle sistematik bir şekilde bilgi saklayabileceğiz. Bunu da bir sonraki dersimizde görelim. Bir önceki dersimizde dizileri gördük. Ancak dizilerde yapamadığımız bazı tanımlamalar var. Bunları daha sistematik bir şekilde objeler üzerinden halledeceğiz. Bir önceki dersimizin sonunda şöyle bir tanımlama yapmıştık. Dedik ki her bir kullanıcının adını bir dizide, soyadlarını bir dizide, yaş bilgisini, cinsiyet bilgisini hepsini ayrı ayrı dizide tanımlayıp bunlara ulaşırken de şu şekilde kullanabilirdik. Örneğin şu aşağıdakileri ilk başta alalım. Şöyle daha temiz gözüksün. Şöyle diyebiliriz ki console.log örneğin at dizisinin sıfırıncı elemanı artı şöyle at dizisinin, pardon, soyad dizisinin sıfırıncı elemanı artı böyle bir boşluk, şu da boşluk olsun. Soyad, yaş, şöyle o da sıfırıncı indeks. Deyip burada da sıfırıncı indekste elemanı konsola yazdırabilirdik dedik. Yenileyelim şunu. Evet, şurada bir hatamız var. Evet, şuraya artı eklememişiz. Şöyle yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Tek bir elemanı şu şekilde yazdırabildik. İşte diğer elemanları da aynı şekilde yazdırabiliriz. Ama bu işin tabii ki uzun yolu, yani zor tarafı. O yüzden bunları şöyle yorum satırları içine alayım ben. Şöyle aşağıya gelelim. Şöyle tek bir nesneyi tanımlayalım. Nedir? Mesela var.
Şöyle mesela kişi diye bir değişken tanımlayayım. Köşeli parantezler içerisinde şöyle diyeceğiz ki adı ne olsun? Örneğin Sadık, virgül, soyadı. Mesela Turan, virgül, yaşı. Şöyle sayısal bir ifade, 34 diyelim. Şöyle cinsiyet, şöyle turu diyelim, boğulen türünde. Bu bir kişiyi temsil etsin. Ve de bu kişiyi kullanalım konsolda. Örneğin konsol.log'da bu kişi bilgisini yazdırmaya kalksanız direkt şöyle deneyelim. Yenile diyelim. Evet bakın objeyi direkt burada yazdı. Bunun bir obje olduğunu görüyoruz. Bakın obje. İçerisinde de ad, sadık, soyad hepsi bütün elemanları şöyle tek tek verdi. Şimdi bunların sadece bir tanesini yazdırmış olsak. Örneğin gelip kişi mesela sıfır desek böyle bir şey var mı? Mesela dizilerde bu şekilde kullanıyorduk. Yenileyelim. Evet bakın burada undefined diyor. Böyle bir kullanım yok. Burada nasıl bir kullanım var? Dizilerde indekste kullanıyorsunuz. Objelerde ise objeden sonra nokta dediğinizde bakın altında tanımlanmış olan alanlar var. Örneğin adı. Şöyle alabilirim. Yenile dediğimde bakın sadece adı almış oldu. Gelelim şunları şöyle aşağıya doğru arttıralım. Şöyle diyelim ki soyad. Şöyle yaş. Şöyle cinsiyet. Sayfayı yenileyelim. Evet bakın bütün bilgilerimiz geldi. Evet bakın burada ayrı ayrı dizilerde tanımladığımız bir kişinin bilgisini ne yapmış olduk? Bir obje tanımlayarak bir objenin içerisinde daha sistematik bir şekilde sakladık. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben burada şimdi 4 kişinin bilgilerini sakladım ama burada sadece tek bir kişinin elemanını sakladık. Tek bir kişinin bilgilerini sakladık. Şöyle ki bir kişiler listesi oluşturalım. Kişiler listesi. Şimdi bu kişiler listesi kişileri tutan bir dizi olacak. Yani kişi objesi tutan bir dizi olacak. Normalde bir dizi eleman tutuyordu. Normal örneğin string tipte ya da sayısal tipte yani number dediğimiz sayısal tipte bir bilgi tutuyordu. Ama burada tanımlayacağım bir dizi bir obje saklayacak. Ne yapacağız? O zaman geleceğiz. Burada dizi tanımlarken ne yapıyorduk? Aynen şurada olduğu gibi bakın. Daha sonra sonuna bir noktaları bile ekliyorduk. Bunun dizi olduğunu söylüyoruz. Daha sonra da gelip her bir süslü parantez içerisinde bir eleman tanımlıyoruz. Nasıl ki mesela adı şöyle Sadık, virgül, soyadı, şöyle Turan, virgül, yaş, 34, virgül, cinsiyet, şöyle Turu. Evet, bunun süslü parantezini kapatıyoruz. Bu benim bir objeme karşılık geliyor. Burada aynısı aslında bakın şunun aynısı. Burada ne yaptık? Tek satırda yazmış olduk. Şunu şöyle aşağıya doğru şöyle kopyalayalım. Ne yapalım? İkinci elemana örneğin Ahmet Yılmaz. Ne dedik? Şunu 35 dedik. Şunu 36. Şunları biraz gençleştirelim. Şöyle 25. Şöyle Mehmet Ali. Şöyle şuraya Çınar diyeyim. Şöyle 15 yapalım. Burada aslında öğrendiğimiz iki tane bilgiyi birleştirmiş olduk. Bunları gösterirken nasıl göstermemiz gerekiyor? Şöyle aşağıya geleceğiz. Diyeceğiz ki örneğin kişiler dizisinin hangi elemanı? Sıfırıncı. Ne olacak o zaman? Bu satıra ulaşmış olacağız. Sıfırıncı elemanının ad alanına şöyle console.log'la ekrana yazdırabiliriz. Evet ne yazması lazım ekrana? Şu an ne gelecek? Evet aynı şekilde tabii ki diğerlerini de şöyle yazdırabilirsiniz. Örneğin 0 4. elemanı yazdıralım. Hatta artı diyelim. Araya bir boşluk ekleyelim. Şöyle şuraya da
Gene kişiler dizisinin 4. indeksindeki elemanın soyadını. Yani ne yazması lazım? Şuraya Çınar Turan. Daha sonra bunu yorum satırı için alacağım hepsini. Şöyle. Şimdi burada tanımladım. Kişi objesini farklı bir yöntem kullanarak tanımlayacağım. Bu da fonksiyon aracılığıyla. Örneğin fonksiyona vereceğim isim mesela kişi. Kişi dışarıdan parametre alacak. Bunu şöyle nasıl tanımlayalım? Mesela dışarıdan ad alacak. Soyad alacak. Yaş alacak. Bir de cinsiyet alacak. Bu da aynen fonksiyon aracılığıyla bir obje türetme yöntemi. Aslında burada yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. Çünkü bunu sağ solda mutlaka göreceksiniz bu kullanımı. Daha sonra diyeceğiz ki this anahtar sözcüğünü kullanacağız. This anahtar sözcüğü kişi objesini temsil ediyor. Yani kişi objesi, şu anda biz kişi objesinin içindeyiz. Ve de kişi objesinin içerisinde bir tane değişken oluşturacağız. Bu oluşturacağımız değişkenin ismi at. At değişkenine parametre olarak gelen at gönderilecek. Şu yukarıdan. Daha sonra this nokta soyad diyelim. Ya da bunlar karışmasın diye şunları büyük harfle de yapabiliriz. Mesela at. Şöyle soyad. Şu anda sadece değişken tanımlıyorum. Ve de bu tanımladığım değişkenlere dışarıdan kullanıcının göndereceği elemanları atıyorum. This nokta yaş eşittir yaş. This nokta cinsiyet eşittir dışarıdan gelen parametre. Şimdi gelelim bu obje üretme mekanizması. Yani bu benim için bir iş yapıyor. Bu işi burada gelelim kullanalım. Mesela diyelim ki bir tane değişken tanımlayayım. Kişi 1. Kişi 1 olsun. Eşittir. New kişi. Buradaki fonksiyonu çağırıyorsunuz. Ve de karışmasın da K1 diyeyim mesela. K1 eşittir kişi. Dışarıdan bakın parametreler alıyor. Obje türünde. Mesela buna ne göndereyim? Birinci parametre olarak Sadık. İkinci parametre Turan. Üçüncü parametre 34. Sayı olsun. Virgül turu değeri göndereyim. Evet bunu gönderdim. Şimdi burada ne yapmış oldum? Bir tane obje türetmiş oldum. Yani K1 aslında benim şu anda burada türettiğim kişiye eşdeğer bir eleman. Yani console.loga k1.at desem ne yapar? K1'in adını yazar. Bakın K1'in adı. Gelelim şimdi şurada K2 oluşturalım. K2. İkinci eleman neydi? Ahmet. Ahmet Yılmaz. 35. Buna ne diyeceğiz? K2. Farklı bir obje ismi vermemiz lazım. Aynısını kopyalayalım. Şurası K2 olsun. Yenileyelim. Bakın Ahmet. Şimdi bunu dizi bilgimizle eğer birleştirirsek ne olur? Şu ana kadar nereyi yapmış olduk? Sadece şu kısmı yapmış olduk. Bir kişiler dizisi oluşturalım. Aynen yukarıda oluşturduğumuz gibi. Var. Kişiler. Eşittir. Kişiler. Eşittir. Bir dizi olduğu köşeli parantezlerinden belli oluyor. Bunun içerisine eleman tanımlayalım şimdi. Ne diyeceğiz o zaman? Artık buraya K1, K2 demenize gerek yok. Çünkü bu kişilerin elemanı olacak. Neyle ulaşacak kişilerin elemanlarına? İndeks numaralarıyla. Yani artık K1, K2, K3, K4 diye farklı değişken isimleri vermek zorunda değilsin. Ne yapacağız o zaman? Geleceğiz şuraya. Şunu yapıştıracağız. Virgül. Şunu geleceğiz. Şuraya yapıştıracağız. Bunu arttırabilirsiniz. Ahmet, bu Mehmet olsun. Bu da Hasan olsun. Gelelim bunu kullanalım aşağıda. Console.log diyelim. Ne yapacağız burada? Kişiler dizisinin ikinci indeksteki elemanın adını yazdıralım. Bakalım. Neresi ikinci indeks? 0, 1, 2. Ne yazması lazım? Mehmet. Üstten şuradan Sadık, buradan Ahmet, en aşağıdan Mehmet. Şimdi özetlersek yaptığımız şeyleri. Dedik ki en başta bir tane obje tanımlayalım. Şuradan başlayalım. Bir tane şöyle farklı farklı isimler bulmak yerine
dedik ki gelelim bir tane obje tanımlayalım. Bu objenin içerisinde tek bir vatandaşın istediğimiz özelliklerini barındırabiliriz. Ama dedik ki sadece bir kişinin bilgileri var burada. O zaman ben bundan tanımlarken ne yapmam lazım? Mesela var kişi 1, kişi 2, kişi 3. Bunu yapmak yerine bunu şöyle kişilerin içerisinde de tanımlayabiliriz. Yani tek bir vatandaş için. Ama bu burada ne yapıyoruz? İşte birden fazla vatandaş için bunu her bir objeyi, sonuçta şurada da bir obje tanımlamış oluyoruz. Ama burada tanımladığımız obje isim vermiyoruz da kişilerin için attığımız için indeksle buna ulaşılabilir hale geliyor. Yani kişiler köşeli parantezde 0 dediğimiz zaman burası. Bir isim vermek zorunda değiliz dedik. Bunları daha sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz. İkinci yöntem fonksiyon aracılığıyla bu objeleri türetebiliriz. Bunu kullanmak bazı zamanlarda daha kolay oluyor. Çünkü dinamik hale getirmiş oluyorsun. Burada normal objeyi şu aşamada oluşturuyorsun ama burada daha dinamik halde oluşturmuş oluyorsun. Kişi diyoruz dışarıdan 4 tane parametre alıyor. Aldığı her parametre this anahtar sözcüğüyle. This anahtar sözcüğünün buradaki mantığı bu köşe süslü parantezler içerisinde oluşturmuş olduğumuz objenin fonksiyonu da bir objedir. Fonksiyon kişi objesinin ad alanına dışarıdan kullanıcının gönderdiği değerleri sırasıyla kopyalıyorum. Dolayısıyla şurada var K1 new anahtar sözcüğüyle bir obje oluşturuyorum. Objenin tipi kişi. Daha sonra bunlara parametre gönderiyorum. Bakın tam bu buna karşılık geliyor. Bakın 4 parametre, 4 parametre. Oluşturduğum her bir elemana isim veriyorum. Aynen burada olduğu gibi. Ama dedim ki her oluşturduğum elemana farklı bir değişken ismi vermek yerine yani K1, K2 yerine aynen yukarıda yaptığım gibi kişiler isminde bir dizi oluşturup içerisinde new kişi diyorum. Bakın burada elemanları şu şekilde oluşturuyorum. İki yöntemi de obje oluştururken kullanabiliriz.